E ee, seneden seneye ameller Mevlaya arz ediliyor. İşte senelik arz Şaban ayında. Bir de vardır? Haftalık arz da var mıdır? Vardır. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bize ne anmıştır bunları? Beyan etmiştir. Bakın haftalık arzla alakalı. Yani amellerimizi Mevlaya ne yapıyor? Efendim müekkel melekler, görevli melekler arz ediyorlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir hadis-i şerifte buyurdu. Tuğradul e'mal. Ameller arz olunur. Yevmel isneyn vel hamis. Pazartesi ve perşembe günleri ameller arz edilir. Ne yaptık, ne ettik? Hatalar, isyanlar, günahlar. Neler var acaba? He? Bak bir pazartesi, bir de perşembe. İki gün demek ki haftada iki gün ameller Mevla'ya arz ediliyor. Peki biz ne yapacağız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize burada tiyoyu veriyor ve buyuruyor ki bu ayyun ameli ve ana saim ben oruçlu olduğum halde amelimin arz olunmasını seviyorum. Yani bize burada ne yaptı? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tüyo verdi. Ameller pazartesi, perşembe Mevla'ya arz ediliyor ya. Ha o gün ben oruçluyum yani oruç tutun. Eğer o ameller içerisinde oruç da yazılı olursa. He, yanlışlar var, hatalar var, eksikler var. He, Boşla kırdılar yapmışız, yanlış şeyler söylemişiz, yanlış işler dinlemişiz. Efendim yanlış adımlar atmışız, atmışız, yanlış adreslerde bulunmuşuz misal. Ama o ameller Mevla'ya arz olunurken içinde eğer oruç olursa. Çünkü oruç öyle bir ibadet Mevla'nın en çok sevdiği ibadetlerden biri. Çünkü riya kokusu kendisinde en az olan bir ibadet. Değil mi? Her şeyin riyasını yapabilirsin ama oruçlusun, açsın. Kimse bilmiyor ki yani ha, öyle duruyorsun yani. Her amelin karşılığı var. Mence bil hasenete fele ve Her kim bir hasene ile gelirse onun için on misli vardır Mevla buyuruyor. Değil mi? Ayet kelimede. Ha bir hadisi kutside de diyor ki illa sıyam ancak oruç müstesna. Niçin? Fe li ve ene Oruç benim içindir mükafatını ben vereceğim diyor. Yani riya kokusu en az olan bu ibadeti tin karşılığını Mevla ne yapacak verecek. Nedir karşılığı? O senin artık ihlasın, oruç tutuşun. He? Oruç tutuyorsun ama midene tutturursan, midene zaten tutturuyorsun oruçta ama gözüne, kulağına, eline, ayağına, hatta ve hatta kalbine. Değil mi? Bütün masivadan temizledin, Mevla'dan gayrısını kalbine sokmuyorsun. Kalbine de oruç tutturuyorsun. Mesela böyle Allah dostları var. Rabbim yani böyle bir kalbe de oruç tutturma efendim, ameliyesini bizlere de nasip eylesin, becermek lütfeylesin. Böyle işler var. Şimdi demek ki senin orucuna göre Allah ne yapacak? Karşılığını verecek. Ha, şimdi oruç hakikaten enteresan bir amel. Karnın aç, susamışsın, orada su var, orada yemek var, He, buzdolapları dolu, marketler dolu, önün dolu ama ne yapıyorsun yemiyorsun. Ben diyorsun Rabbime söz verdim oruçluyum diyorsun. Yani işte bu ameli Mevla çok seviyor. İşte ameller Mevla'ya arz olunurken eğer onlar içerisinde oruç da varsa... He? Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani ben oruçlu olduğum halde amellerimin Allah'a arz olmasını seviyorum buyurması. Yani böyle olursa demek ki Mevla hataları görmezden gelebilecek. Ben bunu anlıyorum. Onun için hani pazartesi perşembe oruçları vardır değil mi? Sünnet oruçları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi perşembe oruç tutmuştur. Böylece bu hadis-i şerifle niçin o günlerde oruç tuttuğunda bize açıklamış oluyor. Çünkü o gün haftalık arz var. Ameller Mevla'ya arz olunuyor. Ha, onun için ben de o defterin e, raporun e, efendim arzın başında ne olsun oruç olsun kabilinden o gün oruçlu oluyor